Yapacağım müsaade edersen. Bir susun. Müsaade mi? Arkadaşlar güvenlik varsa şu arkadaşı alabilir miyim? Ne yapacaklar? Kapının içine elini mi sokacaklar? Allah aşkına ya. Ne istiyorsun sen yine? Var ya bak. Bu konuşmayı bir yapamazsan. Bir yapamazsan bittin. Ben sana diyeyim. Ya niye yapamayayım ya? Ne zaman yaptın ki? Asla başaramazsın. Susar mısın? Susar mısın lütfen? Neyse bak. Hadi 3 saniye içinde toparlan ve başla. Yoksa hiç başlayamayacaksın. 1, 2, 3, hop. Bir dakika yok. Sen zaten ne zaman bir şey başardın? Haydi bana müsaade. Yok gitmiyorum, buradayım. Buradayım. Yeter. Hala buradayım. Yeter. Kapatma. Yeter. Bitti galiba. Arkadaşlar işte benim hikayem böyle başladı. Bu biraz önce müşerref olduğunuz iç sesimi susturduğum gün başladı. Bu iç sesim bana sürekli şantaj yapıyor. Felaket senaryoları üretiyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylüyor. Beni başkalarıyla karşılaştırıp değerimi yüksek veya alçak göstererek bana güvensizlik veriyor. Hayatta güven ve denetim sahibi olmak için bütün kuralları bildiğini iddia ediyordu. Bazen de bana aşırı böyle bir motivasyon veriyor. Motivasyonun da kötüsü var, emin olun. Hadi yaparsın çabuk vesaire diye. Yaptığı tek şey şu oluyordu. Isınmış bir düdüklü tencereyi daha fazla ısıtıyordu. Global bir firmada çalışıyordum. Satış yöneticisi olarak. Birçok insanın çalışmak istediği bir pozisyondaydım. Ama kendime şu soruyu sordum. 20 yıl sonra hangi hikayeyi anlatacaksın? Kendinden nasıl bahsedeceksin? İnsanlara ne söyleyeceksin? Yalnız tepede bir şey yazıyordu. İstifa edersen aç kalırsın Cihan. İstifa ettim. Ne aç kaldım, ne de açıkta kaldım. Bugün size önce neler yaptığımı ve bunları yaparken neler öğrendiğimi 10 maddede anlatacağım. Şu anda neler yapıyorum, onlardan bahsedeceğim. Sonra da 5 ilkemden söz edeceğim sizlere. Bu arkadaştan ötürü sıcak bir merhaba diyemedim. Bendeniz Nezih Cihan Aksoy. Burada olduğum için çok mutluyum. Nazik davetleri için de İTÜ Girişim Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Sunum olabiliriz abi. Benden önce gelmiş zaten. Arkadaşlar ben 16 yaşında liseden mezun oldum. Matematiğim, fiziğim çok iyiydi. Hazırlık okumadım. 5 yaşında beni okula gönderdiler. Hemen de mezun oldum. Ama işte böyle bir farklı olma çabaları, böyle bir saçma sapan hareketler. Böyle insanlar düzgün giymiş. Sen de düzgün giyin. Kravat tak değil mi böyle? Burada öğrendiğim şey şu oldu. Geçebiliriz. Üzerinde 3 renkten fazla taşıma. Yoksa böyle sonra bayağı komik duruma düşebilirsin. O nedenle genel olarak giyinirken 3 renk kuralına uyuyorum. Devam edelim. Matematiğim, fiziğim iyiydi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Gıda Mühendisliği bölümünü. İlk defa ailemden ayrıldım. Başka bir şehre gittim. İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Fark ettim ki sayılardan çok daha fazla, çok daha farklı bir dünya var. Evet, burada çoğunuz mühendissiniz biliyorum. Benim de bir mühendislik geçtiğim var, geçmişim var ama beşeri tarafın çok çok daha sıcak geldiğini hissettim bana. Ve üniversitede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde girip çıkmadığım kulüp kalmadı. Neden hoşlandığımı, ne hissettiğimi, ne yapmak istediğimi bulmaya çalıştım. Doğa yürüyüş koluna gittim, işletme kulübüne gittim, dans kulübüne gittim. Her yerden bir şey öğrenmeye çalıştım. O keşif beni çok çok mutlu ediyordu. Yeni şeyler öğreniyordum. Ve daha çok eğlendiğimi hissettim. Burada da görüyorsunuz hala kıyafette problem var. Ama eğlenceli bir ortam. Arkadaki Afrikalı arkadaşlarla bahar şenliğinde oldukça eğlenmiştik. Devam edebiliriz. Keşfetmeyi ve eğlenmeyi öğrendim üniversiteye girdiğimde. Öğrendiğim her şeyi ben kulüplerde öğrendim. Ama Ankara'yı sevmedim. Geçebiliriz. Tekrar sınava girdim. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Türkiye derecesiyle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne girdim. Bana Ankara'nın tek faydası şu oldu.
Bir arkadaşım devlet tiyatrolarının bir oyununa götürdü beni. Bir Şehnaz oyun. O kadar çok etkilendim ki dedim ben sahneye çıkmam lazım, sahnede olmam lazım. Sahneye çıkmaya o gün karar verdim. Bana Ankara'nın en büyük katkısı odur. Ankaralılar varsa beni bağışlasınlar. O şairin dizelerini hatırlatacağım. En çok İstanbul'a dönüşünü severiz diye. Benim Ankara ile ilişkim bu. Ama Ankara'ya minnettarım. Çünkü hayatımda en çok sevdiğim şeyi başrol vermemi sağladı. Boğaziçi Üniversitesi'ne girer girmez liseden abilerim, tiyatro yapan beni kulübe davet ettiler. Aslında oyunculuk kariyerim böyle başladı. Hayatta ilk yani akademik hayatta kendi bölümümden ziyade tiyatro kulübüne biz kendimizi verdik. Zaten bize öyle derlerdi. Siz buraya tiyatro yapmaya gelmişsiniz. Mimesis dergisini belki duyanlar vardır. Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları Türkiye'de tiyatro teorisine katkıda bulunan yegane tiyatro okumayan öğrencilerden oluşan bir dergi çıkarmıştır. Mimesis dergisi. Türkiye'de Sevda Şener var. Birkaç kişi var tiyatro teorisi alanında yazan. Mimesis dergisi bugün 21 sayı ve konservatuarlarda kaynak olarak okutuluyor. O ekolün bir parçası olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Bu da benim ilk sahneye çıktığım oyun. Hatta bu da ilk oyun hatta. Tepelerde, havalarda ne arıyorum bilmiyorum. Hocalarımız şey der, yerde ve yukarıda, yukarıya bakılmaz sahnedeyken. Daha yatay bir yere bakılır. İşte acemilik, ben de havalarda bir şey arıyorum. Geçelim. Hayatta en sevdiğiniz neyse ona başrol verin arkadaşlar. Bu aramakla bulabileceğiniz bir şey. Yapmaktan en çok hoşlandığınız şey neyse ona başrol verin. Ben oyunculuğu çok seviyorum. Başka şeyleri de çok seviyorum. Hepsini anlatacağım. Ama ben ona başrol verdim hayatımda. Kulüpte geçiyordu hayatımız. Bir kolektif bir organizasyondu. Buradaki kulüpçülerin hepsi bunu iyi bilir. Öğrenci kulüplerinin şöyle bir döngüsü vardır. Bir kuşak gelir, kulübü yükseltir, bir yere getirir. Ama arkasından başka bir kuşak yetiştiremezse o kulübün birikimi tamamen çöker. Dokümantasyon yoktur, işte bir şeyler yoktur. Arkadan gelenler yollarını bulamazlar. O nedenle çok böyle geleneği olan bir kulüpteydim. Önce para işlerini bana verdiler. Paraları saymaya başladım. Ardından başkan yardımcısı, sonra başkan oldum. Böyle başkan da böyle havalı bir şey falan zannetmeyin. Yapmanız gereken şey işte gidip idareye dilekçe vermek, kulübün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, turneye gidilecek otobüsü ayarlamak, salonda çalışma olacak, temizliğin organize edilmesini sağlamak. İdari işler aslında ama adı başkanlık. O nedenle ay başkan oldum falan diye böyle bir şey zannediyorsun. Ama sonra bakıyorsun ki 8-5 çalıştığım bir işim var. Bu işi daha iyi yapabilmek için de okulda başka görevler bulmaya çalıştım kendime. Ne yaparsam ben bu işi daha iyi yaparım. Kulübüme daha faydalı olabilirim. Kulüpler arası kurul vardı. Orada çalıştım. Okulun halkla ilişkiler bölümüne girdim. Halkla ilişkiler ve tanıtım departmanı vardı. Orada çalışmaya başladım. Şimdi strateji olarak size fayda sağlayan bir yere yakın durursanız işlerinizi daha kolay hallediyorsunuz. Buradaki kulüpçü arkadaşlar da bunu iyi bilir. Öğrendiğim şey şuydu. Rektörden imza almak çok güçtür. Rektörün giriş çıkış saatlerini ne zaman imza attığını bilmeniz gerekir. Rektörün asistanıyla, sekreteriyle aranızı iyi tutmanız gerekir arkadaşlar. Bir organizasyon, karşınızdaki bir kurum tüm bireyleriyle bütündür. O bireylerin hepsine değer vermeniz gerekir. Onlarla ilişki kurmanız gerekir. Güçlü ilişkiler kurduğunuzda sonuç alırsınız. Bir sürü insanın dilekçeleri beklerdi. Ben geç bile kalsam aradan Gülçin ablaya rica eder, dilekçemi araya koydurtup imzamı alırdım. Çünkü 7-24 idarede yaşardım. Tabii 7-24 orada yaşayınca da derslere vakit ayıramıyorsunuz. Okulu bir yıl uzattım. Son gün, son saat, tek ders sınavıyla ismim listeye son eklenerek mezun oldum. Şaşkındım biraz. Çok yoğun bir hayatım vardı. Üniversite hayatım çok yoğundu. Nasıl bir hayatım beni beklediğine emin değildim. Bir de 2001 yılı kriz vardı. Devam edelim. Ama bir sürpriz beni bekliyordu. Bana bir ödül verdiler. Okulda çok çalıştığım için. Gözlerim bozuk olduğu için yaklaşacağım. Okumak için. Öğreniminin yanı sıra üniversitemizin tanıtımı konusunda Halk İlişkiler Ofisi'ndeki gönüllü çalışmaları, tiyatro kulübü başkanlığı, oyunculuğu ve özellikle üniversitemize sanat dünyasında seçkin bir boyut kazandıran
Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserlerde kampüsümüzün unutulmaya yüz tutan görgü ve kültürünü bir genç kuşak temsilcisi olarak başarıyla ve yürekten yansıttığı için. 4.00 ortalamayla çift ana dal yapanlar vardı. Çok uzak yerlere gittiler ama çok kısa bir metin okunuyordu. Bu metinin tamamı böyle 1500 kişi önünde okununca gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz, yaptığınızın ne anlama geldiğini bazen fark etmiyorsunuz ama iyi bir şey yapıyorsunuz, insanlara dokunuyorsunuz. Onlara bir enerji, bir tutku, böyle güler yüz güler yüz gösteriyorsanız karşılığını alıyorsunuz. Geçebiliriz. Burada öğrendiğim şuydu. Gülümse şarkı sözü gibi. Bulutlar gitsin. Gerçekten gülümsediğinizde, güler yüzle yaklaştığınızda birçok kapıyı açabiliyorsunuz. İletişimi gerçekten üst düzeye alabiliyorsunuz. Hayatımda bana kılavuzluk eden öğrenmelerden biri bu olmuştu. Devam edelim. Askere gittim. Askerlik çok enteresan bir şey. Korkmayın. Erkekler tabii ki çekiniyorlar. Coğrafya olarak da zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok değişik şeyler öğrendim. Bir kere beni Bosna'ya gönderdiler. İlk duyduğumda ödüm kopmuştu. Türkiye'de zaten nereye gideceksin? Hani bir endişe halindesin. Bir de Bosna'ya gönderiyorlar. Allah'ım dedim, ne yapacağım Bosna'da, nereye gidiyoruz vesaire. Ama global bir ortamdı. İtalyanlar, İngilizler, başka Bulgarlar, başka ülkelerin askerleri. Bosna Savaşı'nın bittiği ancak barışın henüz tam olarak ülke geneline yayılmadığı bir dönemdi. Oradaki birliğimiz de bu barış çalışmalarını yönetiyordu. İşte camiler, kiliseler, okullar tamir ediliyor. Halktan silah toplanıyor. Farklı o etnik kimliklerin tekrar bir arada yaşaması için çeşitli organizasyonlar yapılıyordu. NATO'nun askeri olduğunuz için eğer 60 günden fazla NATO'ya hizmet ederseniz size bir madalya veriyorlar. Eskiden madalya çok kullanılan bir şeymiş. Dedelerimiz zamanında bir aslında çok daha fazla savaş olduğu için. Bana Non-Article 5 diye bir madalya var. Dünya barışında katkılardan dolayı NATO bu madalyayı veriyor. Onu aldım. Zor günlerde, çok çalıştığımız günlerde. Burada da öğrendiğim şey oldu. Geçebiliriz. Çektiğiniz her zorluğu dayanırsanız, devam ederseniz onun bir sefası var, bir getirisi var. Askerlikten öğrendiğim buydu. Devam edebiliriz. Çalışmaya başladım. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe. Oyunculuğa ne oldu derseniz, işte kafamdaki o arkadaş var ya deminki, aç kalırsın dediği için oyunculuğu hayatımın merkezine almaya cesaret edemedim. Çalışmaya başladım. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe. Önce mağaza gezerek başladım. Ürünlerimizin bulunurluğunu kontrol ediyordum. Sonra satış yöneticisi oldum. Şirketimin piyasayla olan ticaretini yönetiyordum. İlk portföyüm yaklaşık yıllık 10 milyon TL'ye kadardı. 10 milyon TL'lik bir ticareti yönetiyorsunuz. Burası Eczacıbaşı. Eczacıbaşı girişim pazarlama. Yenisiniz bir alanda. Bir sürü deneyimli arkadaşınız var. Bu bizim ekibimiz. Herkesten o kadar çok şey öğrendim ki. Herkesin ayrı bir eğilim var. Herkesin ayrı bir uzmanlık alanı var. Herkesin ayrı bir hedefi ve birikimi var. Onlardan çok şey öğrendim. Bu organizasyon içerisinde, bir grup içerisinde burada öğrendiğim şey oldu. Geçebiliriz. Herkesten öğren. Herkesten öğrenebileceğim bir şey var. İnsanlardan, mesleklerden, uzmanlıklardan, telkari ustalarından bir şey öğrenebilirsiniz. Gümüş işlemecilerini bilirsiniz. Oyunculardan bir şey öğrenebilirsiniz. Pazarlama yöneticilerinden bir şey öğrenebilirsiniz. Her uzmanlığın bir yetkinliği var. Öğreneceğimiz çok şey var. Ben bunu öğrendim burada. Devam edelim. Dalıyorum. Dalış eğitmeniyim aynı zamanda. Çalışırken kendimi yenilemek için bir şeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Hobisiz asla. Aslında bunun öğrenmesi. Devam edebiliriz. Devam edelim. Hobisiz asla. Bir hobinizin mutlaka olması lazım. Kendinize ayırdığınız bir zamanın mutlaka olması lazım. Ben çiçek yetiştiriyorum mesela. Çiçeklerle ilgilenmeyi çok seviyorum. Fırsat buldukça dalmaya gidiyorum. Bunlar beni dinlendiriyor. Kendime zaman ayırıyorum. O esnada benim için meditasyon aslında.
bir anlamda. Hobi, bir şeyle ilgilenmek konsantrasyonumuzu, bakış açımızı oldukça yükseltiyor. Yani mutlaka ama bir mutlaka kendinize bir hobi edinin. Benim öğrendiğim şey bu. Devam edelim. Eczacı başından Colgate'e geçtikten sonra böyle hani anlatmaktan çok mutlu olduğum projelerden bir tanesi. İşinizi, yaptığınız şeyi toplumla buluşturun arkadaşlar. Toplumla birleştirmeye çalışın. Şirketlerin tek amacı var, para kazanmak. Evet. Ama birçok şirket aynı zamanda sosyal projelere yatırım yapıyor, para harcıyor. Bu projeler o kurumların içerisinde bunlara inanan insanlar tarafından yapılıyor. Gerçekten birisinin çıkıp o kurumu, o vizyona, o gideceği yere yönlendirmesi, ikna etmesi gerekiyor. O kişiler olmak gerçekten çok mutluluk verici. Biz iki tane köy okulu yaptık mesela. Ben yıllık harcadığım paradan şirketi ikna ederek böyle bir bütçe ayırmıştım. Bunlar hala hayatlarına devam ediyorlar. Devam edelim. İşini toplumla buluştur dedik. Devam edelim. Fırsatları kaçırmayın. Karşınıza çıkan fırsatları. Bunun ne olduğunu hemen anlatacağım. Red Bull'un Flugtak yarışması. Türkiye'de ilk kez yapılmıştı. Yani biz ona ilk kez katıldık. Şu uçan benim, tepedeki pilot. Biz bu yarışmayı duyduk. Katılan tek şirkettik. Dedik ki, ya biz şirket olarak niye katılmıyoruz? Ulan dedik, çok eğleniriz. Hani yaparsak. Şirketten de parayı alırız. Bir sürü de mecrada tanıtımı olur. Kimi ikna edebiliriz? Hemen Orkun diye bir arkadaşım vardı. Onunla bir dosya hazırladık. Pazarlamaya gittik. O yılda diş fırçasının çok parası vardı. Diş fırçası 360. Diş fırçasından parayı aldık. Buraya yapıştırdık. Bir yer bulduk. 80 bin kişi vardı orada. Caddebostan'da. Caddebostan'da görelim bakalım diş macunu nasıl uçtu. Çay bardağı nasıl vesaire diye. Para verseniz, milyon verseniz haberlerde diş macunu nasıl uçtu dedirtemezsiniz arkadaşlar. Milyon verseniz haberlerde sizin markanızın görselini kimse oraya koymaz. Haberler ya, çünkü advertorial yazmak zorunda ama haberler yani. Hem çok eğlendik hem de hani şirketin yıl projesi oldu. Global bir yarışma vardı, orada bununla birincilik aldık. Bize şirket hisseleri verdiler ama sadece 500 dolardı, çok bir şey değildi. Ondan hani hisse deyince bir şey zannetmeyin. Onları hemen harcadık zaten. Devam edebiliriz. Fırsatları kaçırma dedim. Devam edelim. Burada iki fotoğraf göstereceğim. Şu tepedeki tipsiz benim. Bir tane daha git. Şimdi buraya gelmiş. Doğru yere gelmiş aslında. Geçelim. Başkalarının üzerine basmayın arkadaşlar. Bakın geçenlerde bir şey dinledim. LinkedIn'de. Bir koç, bir eğitmen, title'da satış koçu, diyor ki iş dünyasında o kadar iyi olma, başarılı olamazsın. Sana en büyük faydası cenazen kalabalık olur. Bunlar old school arkadaşlar, bunlar eski, bunlar geçmiş. Başka bir kuşak geliyor. Sizler burada artık Z sayılırsınız, Y kuşağının sonu Z sayılırsınız, Z kuşağı geliyor. Kötülükle bir yere varılmayacağını artık herkes biliyor. Kimse kötülük istemiyor hayatında. Bu iş dünyası içinde geçerli. Ben bu kuralların değişeceğine, bu kuralların yıkılacağına inanıyorum. O nedenle çok şaşırmıştım. Yorum da yazdım zaten. Bunlar artık geçmişte kaldı diye. Başkalarının üzerine basarak bir yere gelemezsiniz arkadaşlar. Mutlaka size döner. Mutlaka bir yerde kaybedersiniz. Ama başkalarıyla beraber çalışırsanız, hani collaboration, kolektivizm, İşbirliği bunlarla kazanırsınız. Bugün zaten dünya bunlar üzerinde ilerliyor. Öğrendiğim şey buydu. Hiçbir zaman başkalarının üzerine basmamaya çalıştım. Devam edelim. Evet. Aslında öğrendiklerim bunlardı. Bunlardı. İlk 10 madde. Devam edeceğim. Devam etmeyelim. Devam edeceğim. Evet, çalışıyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Biraz başta da anlattım. Şu soruyu sordum kendine. Ya Cihan, hangi hikayeyi anlatacaksın? Çok güzel diş macunu satardık.
Duş jeli marjinlerimiz tavan yapmıştı. Pazar payımız 50'yi geçti. Bunu mu anlatacaksın 20 sene sonra? Yoksa başka bir hikayen olacak mı? Başka bir şey mi yapacaksın? İş hayatımda başarılıydım. Son çalıştığım şirkette biz yaklaşık 40 kişiydik. Benim müşterilerim o 40 kişinin içerisinde %20-22 civarında bir paya sahipti. Ama şu soruyu soruyordum kendime, ya senin hikayen ne olacak, ne anlatacaksın? Ve kendi üzerime düşünmeye başladım. Senin bu başarının kaynağı nerede? Aslında sahneye çıkmış olmakta buldum. Üniversite yıllarında tiyatro yapmış olmakla, oyunculuk yapmış olmamda, orada o kolektif bilinci edinmiş olmama bağladım. Ve şu soruyu sormaya başladım. Ben acaba profesyonel oyuncu olabilir miyim? Koşmaya başladım. Koşmak bana meditasyon gibi geldi. Spor yapmaya başladım. Demin görmüştünüz, bayağı dombilik bir adam vardı. 75 kilo falan orada. Şimdi 69-70 civarındayım. Kararımın tamamını, bu kararları koşarken aldım. 2 yıl sürdü. O başta anlattığım iç sesimi susturmak ve istifa etme kararı aldım. Birçok insan manyaksın dedi, delisin dedi, saçmalama dedi, aç kalacaksın dedi. Dedim umurumda değil. Ben esas yapmak istediğimi, onun peşine düşmek istiyorum. Ama tabii ki çok kolay olmadı, bayağı zor oldu. Buraya kadar bir şey sormak isteyen var mı? Tabii, buyurun. Hayır, yoktu. Buyurun. Peki aileniz bu kararı verdi? Yani babam karşı çıktı, annem destekledi. Babam ikna oldu. Ya babam yani erkek, yani normal, her zaman itiraz eder. Ama sonra sen yolunda gidiyorsan, şu anda en büyük destekçilerinden bir tanesi onlar. Başka? Yok galiba. Buyurun. Ha. Efendim? Ayrıldığında mı? Evet. 35. 41 yaşındayım. Bu salonda kalması koşuluyla 41 yaşındayım, söyleyebilirim. Yalan konuştunuz. Hangi konuda? Beyaz yalanlar bazen söylüyor. İş hayatında yalan söylemek zorunda kalıyorsun yani. Satış yöneticisi sen eğer, yalan söylemek zorundasın. Müşteri görüşmesine gittiğinde. Bu mal çok iyi satar demek zorundasın. İnanmasan bile. Onu inandırmak zorundasın. Evet, bu bir yalan. Eğer şeyse, hani bu anlamda yalan, ama iletişiminde kurduğum şeylerde yalandan hoşlanmıyorum. Başka? Buyurun. Peki oyunculuk yapmışsınız üniversitede, hani bunun pazarlamaya olan getirisi olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Ondan dolayı mı pazarlamaya kaydınız? Yani böyle... Aslında satışta çalıştım ben, trademark, yani ticari pazarlamada çalıştım, pek marketing tarafında çalışmadım. Sahnede olmanın şöyle bir avantajı var. Yani satış bir fikri, bir ürünü karşı tarafa en iyi şekilde sergileme sanatı aslında. Oyunculuğun bunda katkısını gördüm. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkilerini de gördüm aslında. Çünkü diplomasi gerektirir. Şimdi sigorta satmakla hızlı tüketim ürünlerinde ürün satmak arasında fark var. Bu dijital çağa gelmeden önce sektörler arasında hızlı tüketim oldukça parlaktı. Yani herkes PG'de çalışmak ister, Lever'de çalışmak ister, Colgate'de çalışmak ister. Bugün artık onlar sıralamalarda aşağı iniyorlar. Dijital dünyanın gereği doğrultusunda. Ama çok ciddi bir okuldur. Ve öğrettiği çok şey vardır. Oyunculuktan ve diplomasiyi öğrenirsiniz. Yani müzakere edersiniz sürekli. 10 liranız vardır. Ben bu 10 lirayı hangi görüşmelerle en iyi şekilde harcayarak 5 lira değil de işte 100 liralık satış yaparım gibi. Bunları planlamanız gerekir. Devam ediyorum. 2012'de ayrıldıktan sonra buraya gelene kadar, bu aslında 2013. Seyirciyle ilk benim profesyonel oyunum. Kızılötesi Aydınlık. Şimdi ayrıldım. Acayip mutluyum. Sabahları 7'de kalkmıyorum. Ondan sonra işe gitmiyorum. O ay hedef yok. Yani düşünsenize, yaklaşık 10 yıl sadece ayın 31'inde mutlu olmuş biri düşünün. Yani 31'inde ay kapanır, hedefinizi tuttunuz veya tutamadınız. Ama o gece kafanızı attır. Yani
hedefler birinde veya hele ikisinde gelirse, hani bir geç oldu mesela, bir şey oldu, hedefler ikisinde geldi. Oo, biri falan nefis günlerdir yani. Hani nasıl olsa yarın gelecek. Yani bugün bir şey yapmana gerek yok. Tatil. Tabii böyle baskılar yok. Biraz param vardı. Ama tabii hepsini 10 ayda yedim. 10 ay sonra 5 kuruş param kalmadı. Şunu fark ettim. Maaş yatıran da yok. Ne yapacağız? Hayatımızı nasıl idame ettireceğiz? Güzel, tamam, 9 ay tatili güzeldi de ne yapacaksın yani? Bütün tiyatrolar, televizyonlar, sinemalar, yönetmenler, yapımcılar da vay Cihan'cığım neredesin ya, ne yapıyorsun sen 10 yıldır? Ondan sonra seni bekliyorduk. Ne gerek vardı öyle şeylere falan demiyorlar. Tabii ki. O da ayrı bir kariyer. Onun da peşine düşmen gerekiyor. Onun da peşinden koşman gerekiyor. İşte bunları fark etmem biraz 10 ay aldı. Akademi 35.5'ta çalışıyordum o esnada. Yani Colgate'den ayrılmadan önce aslında başlayan bir oyunculuk pratiğim var. Ona bir parantez açayım. Vahide gördüm ve Altan, yani Vahide Perçin ve Altan gördüğümle tanıştım. Onlarla çalışmaya başladım. Onların asistanı oldum. O iki yıl zarfında hem çalışıyordum, akşamları da tiyatro yapıyordum. Sonra bu tiyatroyu başardım ama çok az, yani çok az bir para kazanıyordum. Hani hayatınızı devam ettirecek bir para değil. Dışarıdan danışmanlık yapmaya başladım. Event marketing yapan bazı ajanslara proje bazlı çalışmaya başladım. Şeyimi öyle düzenledim. Giderlerimi ve sistemi öyle kurmaya başladım. Bu bir yandan da onları bir tiyatro kurmaya ikna ettim. Vardiya oyuncularını kurduk. Bu ilk oyunumuzdu. Civan Cunova'nın yazdığı Kızıl Ötesi Aydınlık iki kişilik bir oyun. Buradan aklımda kalan şey şudur. Antalya'da 900 kişiye oynamıştık. 900 kişi. Böyle salon nefes aldığında gürültülü oluyor. Bayağı nefesin şöyle içine kaçıyor, nasıl çıkaracağını bilemiyorsun. Benim için çok kıymetli bir oyundur. Mücadele etmeye devam ettim. Kendimi bir ürün olarak konumladım. Ve dedim ki ben acaba nasıl yapımcıların ilgisini çekerim? Televizyona nasıl girebilirim? Kendimi bu alanda nasıl geliştirebilirim? Çeşitli oyuncu koçlarıyla çalıştım. Kamera önünü daha iyi anlamak için. Yurt dışındaki oyuncu koçlarını araştırdım. İngilizce biliyor olmanın çok büyük faydasını gördüm. Çünkü Hollywood, yani Amerikan piyasası bu konuda oldukça sistemli, her alanda olduğu gibi. Bayağı işi tıkır tıkır business'a dökmüşler. Yani okullar var, açıyorlar, videoları yüklemişler. Alıyorsun 10 dolara şu video var, işte 5 dolara indirim yapıyor bu video var vesaire. Oradan bir sürü şey öğrenebiliyorsun. Bu çalışmalarımın sonucunda ayrıldıktan 2 yıl sonra devam edelim. Sana bir sır vereceğim de ana kasta bir rol buldum kendime. Bir dizide ya da sinema filminde şöyle yaralıyorsunuz. Söyleyeyim. Bazı oyuncuların üzerine kuruluyor zaten iş. Hani onlar yıldız başrol dediğimiz oyunculara kuruluyor iş zaten. Ama diğer oyuncular için şöyle yürüyor. Yapım şirketi, ya senaristin bir projesi oluyor. Yapım şirketi bu projeyi sahipleniyor. Kanalını buluyor. Kanal bulduktan sonra yola çıkma start veriliyor. Kas direktörü belirleniyor. Kas direktörü piyasadaki bütün ajanslara ve menajerlere brief geçiyor. Şu özelliklerde oyunculara ihtiyacım var diye. Yüzlerce sunum, binlerce fotoğraf gidiyor o kas direktörüne. Onlar o arasından artık nasıl bir matematiği var ki matematiği yok. Yani matematiği yok çünkü yani 10 bin kişiye bakamazsınız mümkün değil. Böyle böyle bakıyorlar. Hızlı. Hızlı olmak zorunda. Kafasında bir şeyler var. Yapımcı bir şey söylüyor, kanal bir şey söylüyor. Yönetmen o olmaz, benimki olsun diyor. Böyle bir güçler savaşı, Game of Thrones ortamı. Ondan sonra siz görüşmeye gidiyorsunuz, audition veriyorsunuz. Audition'ınız iyiyse bir daha çağırıyorlar, yönetmene audition veriyorsunuz. Bir de yapımcı görmek istiyor, bir de yapımcıyla sohbet etmeye gidiyorsunuz. Kanal da üstünüzü çizmezse, tamam bu çocuk olsun, bu kız olsun falan derse, o zaman rolü alıyorsunuz. Dolayısıyla aşağı yukarı Milli Piyango'dan ikramiye kazanmakla aynı. Ben yeni oyunculara da bunu söylüyorum. Mutlaka dünyanın tamamında böyle oyuncu olarak başka yetkinliklerinizin olması gerekiyor. Başka uzmanlıklara sahip olmanız gerekiyor. Sadece oyuncular için değil, hepimiz için geçerli artık bu. Hibrit profesyonel dedi başlıkta. Evet, ben kendimi öyle adlandırıyorum. Farklı alanlarda uzmanlıkları olan profesyoneller geliyor. Artık hepimizin buna adapte olması lazım. Bundan kastım şu. Mesela bir örnek var. İsmini hatırlayamayacağım şu anda.
Uzun yıllar hastanede yönetici olarak çalışan bir kişi mimarlık okuyup hastanenin içerisindeki yerleşimi, trafiği, mimariyi değiştiriyor. Ve bu bir değişime sebep oluyor tüm hastane dizaynlarında. Mesela işte bu iki, yani hastaneyi bilen, o dünyayı bilen ve mimarlığı bilen birinin ortaya çıkartılabileceği bir şey artık. Şirketler de bu farklı uzmanlıkları bir arada bulunduran insanları zaten artık bünyelerine almak istiyorlar. Pazarlama da bilsin, onu da bilsin, bunu da bilsin. Böyle bir rekabet var artık. Hepimizin bu rekabete yeni çağda hazır olması lazım. Bu rekabette de güçlü olmak için şu gerekiyor arkadaşlar. Yetkinliklerimizi geliştirmek. Ben her yerde bunun üzerine duruyorum. Biraz sonra bahsedeceğim. Devam edelim. Daha sonra kiraz mevsimi oldu. Sana bir sır vereceğim. 25 bölümdü. Kiraz mevsiminde oynadım. 60 bölüm. İtalya'da deli takipçim var. İtalya'ya gidiyorum. Aralık ve Şubat'ta. Artık oraya yerleşmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum neler olacak. Ama bana bir kapı açtı. İtalya, yani Roma'dan aşağı doğru bayağı bizim Muğla, Balıkesir gibi yerler aslında. Yani mesela öyle bir yere gittiğimizdeki insanların sıcaklığını burada da görebiliyoruz. Böyle inanılmaz interaktifler ve neler yazıyorlar, neler söylüyorlar inanamazsınız. Böyle bir, ya mesela çok enteresan böyle bir şeyle karşılaşmak. Ben bazen çok şaşırıyorum. Sanki başka birinden bahsediyormuşum gibi geliyor bana. Ben değilmişim de başka biriymiş gibi oluyor. Çünkü bu kadar pozitif, olumlu yaklaşan ve hayatlarını merkezine koymasını garipsiyorum. Umarım Türk dizisi izlemiyorsunuzdur. İzliyorsanız da izlememenizi tavsiye ederim. Zaten bizim için geçim kaynağı. Bilmek lazım ama izlememenizi şiddetle değil de yani tavsiye ediyorum. Bizim için önemli bir şey çünkü geniş kitlelere ulaşmak açısından televizyon çok önemli oluyor. Devam edelim. Mesela bu hani iyi ki falan diyebileceğim bir şey. Geçen sene Haziran'da çektik. Taksim Hold'em 10 gün önce Tokyo Film Festivali'nde dünya premierini yaptı. İlk film, ilk yönetmen Michael Önder, hem senaryo yazarı hem yönetmeni. Umarım her şey yolunda giderse Mart ayı civarında Türkiye'de de İstanbul Film Festivali'nde ya da başka bir organizasyonda gösterilecek. Şu anda festival yolculuğuna devam ediyor. Tek mekanda geçen bir iş. Dışarıda gezi devam ederken bunlar liseden arkadaşlar. Düzenli olarak evde buluşup poker oynuyorlar. Gezi dışarı devam ederken o gece de orada poker oynuyorlar. Orta sınıf erkek eleştirisi, orta sınıfın sistemle, dünyayla kurduğu ilişkinin eleştirisi aslında biraz yani bizim eleştirimiz gibi. Benim çok içinde mutlu olarak yer aldığım, iyi ki yaptım dediğim işlerden bir tanesi. Fırsatınız olursa izleyin. Devam edelim. Bunun dışında reklam filmleri, çeşitli projeler var ama çok fazla onlara girmek istemedim. Devam edelim. Şu an bu aralar ne yapıyorum? Sunuculuk yapıyorum, moderatörlük yapıyorum, hikaye anlatıcılığı yapıyorum. Hikayenin gücünü biliyorsunuz, hikayenin yükselişini biliyorsunuz artık. Her şeyin bir hikayesi olması gerekiyor. Özellikle son 1-2 yıldır pazarlama trendlerinde çok tartıştığımız bir konu. Mesela yarın bir etkinlik sunacağım, Radio Day. Etkinlik şöyle başlayacak. Yerleştiğinde, onlar bilmiyorlar, size anlatabilirim. Yarın gelmeyeceksiniz nasıl olsa. Bir ses duyacak katılımcılar. Zırr. 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 Ben geleceğim. Tamam patlama ya, tamam başlıyorum. Hayır, zannediyorlar ki dışarıda insanlar kaldı, içeri almıyoruz. Herkes geldi, herkes burada. Zırr. Tamam, anlatacağım. Efendim, bu duyduğunuz bir zil ama o bildiğiniz zillerden değil. Bu ses Marconi'nin evinde otururken 9 metre uzaklıktaki zilinin çıkardığı ses. Radyo dalgalarının çıkardığı ilk ses. Özel bir açılış yazdım. Eventlerin, toplantıların, şirketlerin bu günlerinin hikayelerini yazıyorum. Açılış, aralar vesaire. Kendime orada bir kariyer alanı açtım. Oradan devam ediyorum. Devam edelim. Özellikle yetkinlik alanında eğitmenlik yapıyorum. Yavaştan bölüyorum ama bitirmemiz mi gerekiyor? Tamam. 2 dakika. Sonra hemen kesiyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Devam edelim. Liselere gidiyorum. Geçen sene 10 bin öğrenciyle buluştum. Onlara liderlik anlatıyorum.
Devam edelim. Oyun çıkartıyorum. Bir işçi grubum var Bursa'da. İşçi tiyatrosu yapıyoruz. İş güvenliği temalı bir oyun çıkartıyoruz. Aralık'ta sahnede olacak. Devam edelim. Instagram'da içerik üretmeye çalışıyorum. Soru soruyorum takipçilerime. Onlarla konuşmaya çalışıyorum. Sabahları 6'da koşup muhabbet ediyoruz kalkanlarla. Devam edelim. Haftada bir gün pazara gidiyorum. Esnafla konuşuyorum. Pazarın nabzını tutuyorum. İnsanlara aktarıyorum. Instagram'da. Nezihcihan takip edebilirsiniz arzu ederseniz. Ve teknoloji ya da marketing toplantılarına gidip içerik yazmaya çalışıyorum. Devam edelim. Ve bu sene iyi ki yaptığım şeylerden bir tanesi, hani en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi, YouTube kanalım var. 3 ay oldu açıldı. Şu anda 9 videom var. Eğlenerek öğrenmek temalı bir serimiz var şu anda. Öyle devam ediyoruz. Yeni projelerle devam edeceğiz. Mesela en son iyi ki en son ilk kez ne yaptınız desem, ne cevap verirsiniz? En son ilk kez ne yaptınız? Dolgu. Efendim? Dolgu yani. Dolgu, diş dolgusu mu? Umarım bir daha yaptırmak zorunda kalmazsın. Başka? Efendim? Dalış. Dalış, harika. Tebrik ederim. Başka? Okulun dışında. Ha. Bir aktiviteye geldiniz ilk kez. Hoş geldiniz. Harika bir şey. Arkadaşlar şöyle bir gerçek var. 25 yaşından sonra yeni şeyler denemeyi bırakıyoruz. Böyle bir eğilimimiz var. Yeni şeyler denemekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Bu soruyu sürekli tutun. Ya ben bu aralar ilk kez ne yaptım acaba diye. Bamya yemek bile olabilir. Yoğurt yapmak bile olabilir. Bu kadar büyük bir şey düşünmeye gerek yok ama bir şey deneyimlemek çok kıymetli. Hiç olmazsa anlatacağınız bir hikayeniz olur. Devam edelim. Sanırım burada bitti. Bir şeyler daha anlatacaktım ama. Ne kadar vaktim var? Soru cevap mı yapmamız lazım? Tamam, soru cevaptan gidiyormuşuz. Var mı başka sorular? Sorular arasında bir şeyler anlatabilirim. Soru yok. Ha, buyurun. Şöyle soracağım. Buyurun. Tiyatro oyunculuğuna karar verdiniz. 10 ay süre hiçbir şey yapmadınız. Bir bunun sebebini merak ettim. Bir de hani birdenbire bir dizide iyi bir oyuncu tarafına gittiniz. Yani iyi bir rolde yol aldınız. Bu nasıl oldu yani? Hani hiçbir eğitim almadan... Hayır, eğitim almadan şöyle. Zaten ben üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi oyunculuğu bizim hayatımız eğitimle geçiyordu, yani oyunculukla geçiyordu. Zaten oradan bir birikim vardı. 2009'da ben işten ayrılmadan önce başlamıştım tiyatroya. 10 ayda para kazanmak için bir şey yapmadım. Ama oyunculuk yaptım. Akademi 35.5'te oyun çıkardık. Kısa oyunlar yaptık, oyun yönettim vesaire. Hani o şeyi hiç bozmadım. O alanda hep devam ettim. Boş kaldık derken para kazanmak anlamında bir şey yapmadım. Ama oyunculuğa devam ettim. Mutlaka onunla devam ediyordum. Öyle oyunculuktan hemen para kazanılmıyor ondan. İyi rol nasıl oldu yani? Onun için çabanız nasıl gerçekleşti? İşte kendimi ürün olarak konumlandırdım. Yapımcılarla tanışmaya çalıştım. Onlara dosya gönderdim. Kast direktörlerine dosya gönderdim. Kendime iyi bir menajer bulmaya çalıştım. Kendimi geliştirdim. Bu yani penetrasyon, ürün penetrasyonu gibi düşünün. Sizin kendinize dair farkındalık yaratmanız lazım. Bu şekilde biraz da belki de şansım da yardım etti, bilmiyorum. Hani bu kadar çalışma olmayanlar da var ama ben doğru stratejiyle doğru şekilde gittiğimi düşünüyorum. O nedenle başarabildiğimi düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Oyunculuk yapmak için istifa ettiğiniz zaman dizi oyunculuğu yapmak gibi bir planınız var mıydı? Yoksa tiyatroculuk yaparak para kazanamayacağınızı görmeniz falan gibi bir sebeple mi sonradan buraya yönelmişsiniz? Televizyonu düşünmedim diye düşündüm ama tiyatro benim için daha merkezdeydi. Hepsi birbirini tetikliyor aslında. Evet, para kazanmak için ihtiyaç var ama şart değil. Başka şekilde de para kazanabilirsiniz. Ben o şekilde bir yol çizdim kendime. Başka faydalı, mesela daha iyi tiyatro projeleri geliyor televizyonda görünüyor olduğunuzda. Yani o kadar çok faydası var ki başka alanlarda sizin yapmak istedikleriniz yükseltiyor. Mesela daha iyi sinema filmi geliyor. Çünkü televizyonda görünüyor, yani hepsi birbiriyle konuşuyor. Size daha iyi bir proje geliyor. O nedenle gücünüzü arttırıyor. Pazarlık gücünüzü arttırıyor. Yani sizin şu anda yine temel odak noktanız tiyatro, sinema vs.
araç olarak kullanmakta sakınca var. Evet, televizyon, televizyon bizim için bir araç. İyi bir televizyon işi bulursanız ne âlâ, muhteşem. Ama şimdi mesela internet dizileri yükseliyor. Yani sizin internet dizilerinize geçmenizi sağlayabilir. Sinema yapmanızı kolaylaştırır. Ondan da kritik hala getirir. Ama orada da dünya değişiyor. Yani çok kısa zamanda artık televizyonun, çünkü yeni kuşak yani başka başka ekranlardan izliyor. Saat 8'de oturup dizi izlemek istemiyor. İstediği zaman istediği yerde izlemek istiyor. Onun yani oranın kuralları da değişiyor. Çok uzun sürmeyecek oranın değişmesi. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Şey soracağım. Şu anki hedefiniz nedir? Yani sonuçta bir kariyer ulaştığı bir durum. Yani şu anki böyle yönetmen mi? Şu anki hedefiniz... Kendi filmimi yapmak istiyorum. Kafamda bir proje var. Çok sevdiğim bir hikaye var. Onu hayata geçirmek istiyorum ama başka bir hani birkaç mecrası olacak diye düşünüyorum. Hem oyunu hem sineması, yani interaktif bir şey kurgulamaya çalışıyorum. Bir hikaye var. Onu hayata geçirmek en büyük hedefim. Mutlu olmaya çalışıyorum onun dışında ya. Daha büyük bir hedef yok bence hayatta. Galiba bitirmem lazım. Arkadan yaz geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.